benim için bu 43. sene burada Malatya'da, Adlantepe'de oldu. Ben çok genç başladım ve devam ettim ve her defa, her sene daha önemli buluntular vardı. Daha ben sevdim, beğendim. Ve biliyorsunuz bu arkeoloji öyle. Zaman alıyor, çok zaman alıyor, çok zaman lazım tarih rekonstrüksiyon yapmak için. O zaman benim hayat burada. Ben çok sene çalıştım ve daha bitmedim. Daha var, çok daha var. Burada aile gibi çalışıyoruz. Bütün insanlar, bütün ordusu, bütün işçiler, hep mesela dede burada çalışmışlar, baba çalışmışlar, şimdi çocuk çalışıyorlar. Ve bu Adlantepe için önemli. Bütün ordusu şimdi biliyor, bu yer onun yeri. Bakıyorlar. Koruma yapıyorlar. Bunun için bu, ben diyorum, bu en güzel bir şey bu. Uluslararası çok değişik hükümetten geliyorlar. Türkler var, İtalyanlar var, Alman var, Amerikalılar var. Öyle hep beraber. Ama en önemli bir şey burada, biz hep beraber Malatya tarihi, Fırat bölgesi tarihi ve Anadolu tarihi ve En Asya tarihi rekonstrüksiyonu yapıyoruz. Tarih anlamak için. Burada biz anlıyoruz, bu saray dünyada şimdiye kadar ilk defa bir saray böyle var. Çok eski. Çok eski ve ilk, ama sadece duvar, salon, rezim, çok güzel rezim var. Sadece bu değil. Bu en önemli bir şey anlamak için. Biz anlıyoruz ne oldu, nasıl oldu, nasıl toplum değişti, nasıl bir kral başladı burada, nasıl bir devlet sistem başladı. Mesela bürokrasi, memurlar vardı. Biz çok mühür baskıları bulduk. 2000 tane fazla bulduk. Demek bir organizasyon vardı, çok devlet gibi ve çok eski ve burada sadece değil, Mezopotamya'da da beraber başladı. Ama bu sistem orijinal bir kültür vardı burada. Bürokratik sistem yok, ilk örnek değil ama böyle bir sofistike bir şey şimdiye kadar biz burada bulduk. Başka yerde öyle, belki Mezopotamya'da var tabii, Uruk büyük bir şehir, orada vardı. Aynı zamanda. O zaman sadece burada değil. Başka yer var öyle. Ama burada çok detay ile anlıyoruz. Kazı çok dikkatli yaptık. Çok buluntular vardı. Hem in situ hem yerinde. O zaman ondan biz çok çalıştık, rekonstrüksiyon yaptık tam detay ile. O detay bir kitap çıktı birkaç sene evvel. Herkes diyorlar, dünyada diyorlar, bu kitap örnek gibi oldu.
O önemli. Tabii Mezopotamya'da da var bu böyle bir bürokratik sistem. Ama o daha sonra değil, aynı dönem. Biz 30 sene önce bulduk ve tam aynı duruyor. Sadece çatı öyle yaptık. Hava lazım, yoksa nem iyi değil. Ve biz koruma yapıyoruz öyle. Çok çok kolay şey, zor değil ama her sene kontrol yapıyoruz. Tam duruyor. Saray gibi. O zaman 3300 milletten önce şöyle böyle. Demek 5300 sene evvel ve tam öyle duruyor. Bunun için biz in situ öyle düşündük. Önce çok düşündük, ne yapacağız? Müzeye getireceğiz, burada kalacak. Sonra dedik iyi duruyor, o zaman burada kalacak, yerinde. Müzede kopya yaptık. Metal çok önemli, çok güzel metalurji vardı ve silah. Bu silah, mezarak gücü var, o başka yerde var, aynı dönem Türkiye'de var. Türkiye'de, Doğu Anadolu'da mezarak gücü çok güzel, aynı tipi var. Ama kılıç, şimdiye kadar ilk defa bulduk öyle. İlk kılıç çok eski, çok eski, çok uzun kılıç. 45 santim, 60 santime kadar, çok büyük. Ve çok önemli bir şey. Demek değişik bir savaş gibi oldu. Teknoloji çok güzel. Bu kılıç üstünde gümüş dekorasyon var. Önce tapınak vardı. Büyük tapınak. Orada şef gibi, lider, büyük insanlar... güçlü insanlar vardı ve kontrol yapıyorlar ama seremoniyle, ritüel ile. Bu saray ne zaman bu saray yapılmışlar, her şey değişti. Tapınak var saray içinde ama küçük, sadece elit için. Az insan için halk dışarıya kalıyor, gelmiyor tabunaka. Ama halk koridordan büyük avluya gidiyorlar. Orada bir büyük bina vardı. Kral veya şef bilmiyoruz. Oraya gösteriyor ve insanlara konuşuyordu. Belki bir takt gibi yeri bulduk. Demek güç direkt devlet gibi başladı. Sadece Tanrı, tabii bağlantı vardı. Tanrı, biz bilmiyoruz, yazı yok. Tanrı vardı ve bu şef bilmiyoruz ama belki devam etti bu sistem. Ama halk ile direkt yapıyor. Mesela ekonomi kontrol yapıyordu. Tarım kontrol, çobanlar kontrol, yemek kontrol. Burada depolar vardı. Bu depolar çok dolu, büyük vazolar vardı. Biz rekonstrüksiyon yaptık, hep tabii bozuk tabanda, parça parça. Biz rekonstrüksiyon yaptık, hep müzede şimdi. Ve 100 tane fazla çanak bulduk. Hep aynı ölçü, aynı tipi. Bu çanak yemek vermek için ve beraber tekrar mühür baskıları. Demek işçilere belki orada arkada bir avlu var. Halk geliyor, yemek veriyorlar.
işçilere belki. O zaman kontrol vardı. Tam laik kontrol vardı. O çok önemli. İlk defa böyle. Bunun için biz diyoruz saray. Yoksa tabnak. Ama tabnak değil. Bu saray. Unik bir şey. Böyle bir saray, böyle bir koruma, böyle bir... biliyorsun burada insanlar arkeoloji yerinde normal insanlar duvar böyle kalıyor yukarıdan bakıyorlar. Burada insan içinde gidiyorlar. Resim var, duruyor. Orijinal suva var ve önemli bir şey gösteriyor. Devlet başladı, doğdu.